Çok sayıda polis memurunun belediye hizmet binasındaki incelemesi sürerken Belediye Başkanı Türk Özen'le birlikte 4 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. Yapılan soruşturma ve incelemeler kapsamında Ayvalık Gücü Belediye Spor'la Ada Spor olmak üzere belediyenin tüm birimlerinde evraklarının incelendiği gelen bilgiler arasında. Sabah saatlerinde yapılan baskının ardından belediye birimlerinde araştırmalar sürerken Ayvalık Belediyesi personelinin ise binanın kapısında beklediği gözleniyor. Yapılan operasyonu haber alan Ayvalık'ın beldeleri Küçükköy ve Altınova'nın CHP'li belediye başkanları da belediyenin önünde Ayvalık Belediyesi personeliyle soruşturması süren Hasan Bülent Türközen'e destek vermeye çalıştıkları gözleniyor. Bütün belediyeler böyle bir operasyon geçirdikten sonra sonuç olarak açıkçası biz de böyle bir şey bekliyoruz yani. Siyasi olduğunu düşünüyorum. Şu anda bütün birimlerde bir arama yapılıyor. Birçok polis denetiminde. Aslında bu kadar çok polise de ne gerek vardı onu da bilmiyorum. Biz şeffaf belediyeyiz. Her şeyimiz ortada, açık. Bir korkumuz yok diyorsunuz. Kesinlikle dimdik ayaktayız. İşte meclis üyeleriyiz burada. Belde belediye başkanlarımız, belde başkanlarımız. Hepimiz burada dimdik ayaktayız. Bilemiyorum, üzüntülüyüz şu an. Yani deyince zaten çok iyi oldu. İşte arkadaşlar az önce ilçe başkanım dedi, beklediğimiz bir şeydi. Yani beklenen bir şeydi ama onuru var, şerefi var. Yani bir anda böyle bunları sıfırlamaya, bunları böyle ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yok. Siyaseten de olsa yapılan sadece siyasi bir operasyon. Ayvalık Belediyesi'ne, bir önceki gün başka bir belediye, yarın kim olacağı belli değil. Sadece yapılan siyasi bir operasyon değil. Bunun arkasından bir şey çıkmadığını hep beraber göreceğiz ama insanlara, partiye zarar vermek. Bizim Ayvalık Belediyesi'nde, Küçükköy'de, Altınova'da olsun hiçbir yerde belki belediye başkanları eksik yaptığı, fazla yaptığı şeylerle yargılanabilir ama kesinlikle yolsuzlukla yargılanacak belediyeler değiliz hiçbir.